Hocam hoş geldiniz. Rümeysa Alif ile Hayat Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Sorum şu. Ülkeler kendi etnik grup, mezhep, ulus kimliğine vurgu yapan bir insan yetiştirme anlayışına sahip olmasalardı dünyadaki çatışma ortamı daha az olmaz mıydı? Hı hı. Bu anlamda kimliklere yönelik aşırı vurguların neden olduğu olumsuzluklar nelerdir diye sormak istiyorum. Çok Teşekkürler. Güzel. Evet, çok güzel. Yani yine kimlikle ilgili bir soru geldi. Şimdi çocuklarımızı nasıl yetiştirelim şeklinde ilahiyatlar da böyle sorunlar ve bir takım çalışmalar ortaya çıktı. Şöyle ifade edenler var. Çocukların gelişim aşamaları var. Motor dönemi, somut işlem dönemi ve soyut işlem dönemi. Bazıları derler ki soyut işlem dönemini görmeyen çocuğa dini kavramları vermeyelim. Acaba böyle mi? Yani bu çok liberal bakış açısı tutar mı acaba? Çünkü... Ee, ben bunun çok da gerçekçi olmadığını düşünüyorum Mustafa Bey. Açıkçası hı hı. E, henüz av, e, o hanımefendi kaç yaşında bilmiyorum ama cep e, cep telefonu var mı acaba onu sormak istiyorum annesine. Hayır hayır e, evet. Yok, yok, hayır. yok mu? Yani neyse uyandırmış olmayayım. <laughs> uyandırmış olmayayım yani. Genelde çocuklarım var ama. Hayır ben öyle. geçen e, sokakta yürürken inanıyorum bu e, kızımızdan daha küçüktü çocuk. Evet. E, telefonla konuşuyor anne diyor ben apartmanın önündeyim arkadaşlarımla oynuyorum merak etme yani diyafonu kullanmıyor cep telefonu kullanıyor şimdi cep telefonu varsa artık yani e, Tokyo, Pekin evet. Londra ya artık yani oradaki bütün haberlerle karşı karşıyayım koruyamazsınız bazı anne babalar diyor ki benim çocuğum e, evden hiç çıkmaz odasından hiç çıkmaz akşama kadar kitap okur değil mi? ya da soru çözer vesaire vesaire yani e, ya da çocuğu susturmak için e, bilgisayar alınıyor. O da internete bağlanacak. Çünkü eğer şöyle bir şeyiniz varsa, akıllı androidiniz varsa mutlaka bağlanıyorsunuz. Ben e, şöyle diyorum. Yani o çocuğun o kadar uzun süre odasında kalması çok hayırlı bir şey değil. İyi işaret değil. Ha üst, üzerine kilit etmiyor, dışarıdan başına bir şey gelmiyor. E, yani gözümüzün önünde oturuyor falan diyorsunuz fakat bu sağlıklı bir gelişim değil arkadaşlar. Çünkü çocukların girip çıktı. öyle siteler var ki ya da onlara gelen öyle haberler var ki yani e, ne diyebilirim ki yani yaşamış olduğunuz şehirdeki en vukuatlı mahalleden bile çok daha tehlikeli. O sanal dünya. Çocuklarınızı korumak için bir süzgeç koyma, ortaya koymak lazım. Burada yasaklama çözüm değil. Peki küçük yaşta anne baba kendi dünya görüşünü, inancını kendi çocuğuna aktar, aktarabilir mi, aktaramaz mı? Din kültür ahlak bilgili derslerinin zorunlu olup olmasıyla ilgili de böyle bir tartışma ortaya çıktı değerli arkadaşlar. Genel evrensel değerleri aktararak başlayabiliriz. Ki bunlar zaten İslam'ın da değerleridir. Yalan söylememek, dürüst olmak, emeğiyle bir şey elde etmek, hakkı olmayan bir şey talep etmemek. Yani aslında yani Bunlar ayetleri ve hadisleri sıralıyoruz bakınız yani. Ya bunları bu şekilde bir NASA gönderme yapmak için sıraladığımızda bunu kabul etmeyecek hiçbir dünya görüşünden insan olamaz. Evet. Dolayısıyla böyle bir ahlaki zemin, e, vicdan açıklığı, kendine güven ve şunun altını lütfen çizmek istiyorum, e, bireysel sorumluluk. Biz aşırı korumacılık e, refleksiyle çocuklarımızın özgüvenini öldürüyoruz arkadaşlar. Onlar adına biz düşünüyoruz. Onlar adına biz karar veriyoruz. Dolayısıyla çocuk büyüdüğü zaman bile üniversiteye gidiyor. Kendi kararlarını kendisi almak yerine bir anne baba arayışı içerisine giriyor. Eğer yakında ona bulamıyorsa anne babanın rolünü oynayabilecek başka bir arkadaşını onun yerine ikame ediyor. Ne oldu? Siz kıyamıyorsunuz çocuğunuza. Biz de kıyamıyoruz evet. Fakat hayat nasıl kıyıyor görüyor musunuz? Evet. Dolayısıyla kendi ayakları üzerine durabilecek bir sorumluluk bilincini vermek lazım. Kur'an-ı Kerim'in Mekke'de inen ayetlerinin temel vurgusu galiba Mustafa Bey bu. E, bedevi ve asabiyet e, gerçeği içerisinde yaşayan insanın yalnızca Allah'a hesap verebileceği. Tek başına ne mal ne evlatlar ne başka herhangi bir bağlantısı olmaksın. Tek başına nasıl tek yaratıldıysa o şekilde Allah'a hesap vereceği duygusu ciddi anlamda o bedevi toplumunu bir mümin toplumuna dönüştürmüş olmalı. Çünkü o sahabedeki ilk nesildeki o keskin dönüş ve kararlılıkta biz bunu görüyoruz. Yani ne tarih ne toplum ne atalar kültü değil mi yani? Çünkü yalnızca ahirette Allah'a birey olarak siz hesap vereceksiniz. Yalnızca herhangi bir sevdiğiniz başka hiç kimse yok. Bu, bunu bilmek bakın ahiret duygusu nasıl yani ahlakı tetikliyor. Bu müthiş bir şekilde insanın hayatından sorumlu olduğu duygusunu e, vurguluyor. Çocuklarımıza şunu vermemiz lazım. Nasıl yapacağız? Bunun üzerine konuşmak lazım. Evet bir noktaya kadar ben sen annenin babanım ya da hocanızım. Fakat bu hayat sana verilmiş bir hediyedir, bir emanettir. Çok değerlidir. Sen bundan bir bağımlı insan, kişiliksiz bir insan üretebilirsiniz. Ya da hayatı kendi aklıyla, fikriyle değerlendiren fakat başkalarıyla da güzel paylaşımlarda bulunabilen bir insan dengeli bir insan ahlaklı bir insan olarak da kendinizi e, inşa edebilirsiniz ve e, aslında sizin için hiç kimse gerçek anlamda üzülmez yani e, bu çok önemli bu hayatın ne kadar kıymetli bir şey olduğu ne kadar değerli bir şey olduğu duygusunu çocuklarımıza vermemiz lazım bunun için tevhid inancı ve ahiret inancını bu pedagogik Çerçeve doğrultusunda el almak lazım. Ve almadan geçemeyeceğim, e, şehit edildi kendisi arkadaşlar, hatırlarsınız. Raci Faruki vardır, Tevhid diye bir kitap vardır. Lütfen o kitabın, e, Tevhid'in çok değişik açılardan nasıl yorumlandığına dair okumanızı tavsiye ederim. E, bu konular çok güzel el almaktadır. Evet. evet. Şimdi bir vetere gideceğiz ama hocam aslında konuyla al alakalı ve lintiliydi ee, çocuklar üzerinden, çocuk eğitimi üzerinden, hani içine doğduğu kültür e, sebebiyle ailenin o kültür üzere Hı -hı. çocuklarını yetiştirme adına normalleşme sürecine tabi tuttukları bir şey var. Evet. Yani bu da tabii doğal olarak çocuğun ırsiyetten gelen ya da e, farklı bir yönle doğmuş olmasını törpüleyen hmm. potansiyelini de bir kenara iten aslında bir normal normalleşme süreci bir yandan çok elzem gibi yani hmm. normalleştirmek muhtedil olmak normal hale çevirmek bir yandan çok elzem gibi iyi bir görüntü veriyor aslında ama bir yandan da var olan potansiyeli o etkin enerjiyi ve gücü hmm. e, törpüleyen yok eden de bir şey anlamına hmm. da geliyor o dengeyi hmm. nasıl tutacağız kısaca söylerseniz bir VTR'ye geçiyoruz. Yani şöyle Hz. Peygamber'in bir sözü var arkadaşlar. Ee, her doğan fıttat üzere doğar. Değil mi? Yani orada mutlak anlamda kullü e, kullu mevludun doğa alel fıtra. Her doğan fıttat. Mutlak anlamda fıttat üzere doğar. Biz tabi temennimiz gereği İslam fıttat deyip İslam parantezini açıyoruz. İslam fıttatı diyoruz. Oysa buna gerek yok ki. Fıttat yaratan Allah değil mi? İslam fıttat deyince çünkü İslam'ın ahlak, ibadet ve bir de merasim boyutu var. Sanki bunları da e, ilişkilendiren bir e, fıtrat e, e, olgusu ortaya koyuyoruz. Bana hiç gerek yok. Bu sonradan ortaya çıkacak bir şeydir. Burada arkadaşlar evet fıtratın esnek olması. Ben bir baba olarak örneğin hayata dair beklentilerim var. Hayata dair değerlendirmelerim var. E, ve çocuğumun tabii ki e, iyi bir insan olmasını, mutlu bir insan olmasını isterim. Dolayısıyla kendi değerlerimi e, aktarmak istemem kadar doğal bir şey olamaz ki. Evet. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Bu aktarımın dengeli bir şekilde yapılması lazım. Bazı şeyler vardı ki arkadaşlar taklit ve takiye kabul etmiyor. Mutlaka keşfedilmesi gerekiyor. Evet. Mükaşefe, bireysel keşif. Ben size saatlerce konuşabilirim dürüstlük konusunda. Fakat o dürüstlüğü siz aklederek, tecrübe ederek keşfetmeniz lazım. Tecrübe etmeniz lazım. Bu her şeye bedeldir. Dolayısıyla aşırı çocuğun üzerine abanma, aşırı müdahale çocuğun özelliğini ve keşfetme imkanlarını öldürüyor. Aslında kötülük yapıyoruz. Evet. Dolayısıyla eğitim sistemimizin de, din dilimizin de çocukların bu özelliğini destekleyecek, besleyecek de bir lazım. ama rehberlik bakın. Evet. Yani tümüyle bir serbest bir alandan bahsetmiyoruz. Çünkü saldırılarla dolu bir dünyada yaşıyoruz aslında.